Sevgili arkadaşlar, takipçiler, bundan böyle hayata dair programı kapsamında, yani benim YouTube kanalındaki hayata dair programı kapsamında sizlerle beraber olacağım. Zaman zaman canlı yayın yapacağım, sizlerin sorularını yanıtlayacağım. Bazen de ben herhangi bir konuda konuşacağım. Bu size abuk subuk da gelebilir. Hemen altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Tiyatrodan bahsedeceğim, tiyatro anılarımdan bahsedeceğim, turne anılarından bahsedeceğim, oyunculuktan, futboldan, yemekten, gittiğim gezdiğim yerlerden, yediklerimizden ve yemek tarifinden de bahsedeceğim. Dolayısıyla hayata dairin içinde ne varsa hepsinden bahsedeceğiz. Bugün ben biraz da kendi hislerimden size seslenmek istiyorum. Böyle enteresan hislerim vardır benim. Pat diye karşıma çıkar. Böyle kafamda düşündüğüm, olmasını istediğim şey birdenbire önüme çıkar. Bu beni hem korkutur hem de yani hoşuma da gider. Yıllar önce arabamla Ayvalık'a gidiyorum. Tek başınayım. Müziği açmışım, basmışım, gidiyorum. Şimdi canım böyle bir tatlı bir şey istedi. Bir şeker gibi bir şey istedi. Ağzım böyle pas gibi oldu. Arabada da hiçbir şey yok. Ağzım böyle pas gibi. Şimdi ben tek başıma yolda giderken de vakit kaybetmeyi de çok sevmem. Yani bir an önce gideceğim yere gideyim diye düşünürüm. Yani benzinciye girip dursam, şeker aldım diyorum. Şimdi hep erteliyorum onu. Bir benzinciden geçiyorum falan. Neyse ötekisinde dururum falan diyorum. Kendi kendimi aldatıyorum aslında. Durmayacağımı da biliyorum. Fakat bir yandan şeker de acayip istiyorum. Ağzımın içi teneke gibi olmuş. Acaba böyle bir tatlıya, bir şekerim mi düştü? Ne olduysa acayip tatlıya ihtiyacım var. Yine bir benzin, şu benzincide durayım diyorum. Tam duracak gibi oluyorum. Üşeniyorum, geçiyorum. Bir de tek başınayken üşenirim de ben. Halbuki yanımda birisi olsa hadi falan, o birbirinin babalar falan, hadi beraber inelim dersin. İnersin, ne alırsan alırsın. Dolayısıyla böyle giderken bir baktım Mustafa Kemal Paşa girişinde böyle polis çevirme yapıyor. Ay şimdi dedim, bak dedim, o kadar dedim benzinciye durmadık vakit kaybetmemek için. Şimdi burada vakit kaybedeceğiz dedim. Girdim, önümde de 3-4 tane araba var, bekliyoruz herhalde ruhsat. Ehliyet soracaklar. Çünkü bir radar durumu da yoktu. Ne olur? Baktım öndeki arabadan polis kurtuldu. Elinde de böyle bir sepet gibi bir şey var. Onunla geldi. Benim yanıma camı açtı. Gördü. Beni de tanıdı. Oo Rasim Bey merhaba dedi. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Efendim dedi. Bu hafta dedi polis haftası dedi. Yolculara dedi. Yolculara dedi. Biz dedi polisler olarak dedi. Şeker tutuyoruz. Almaz mısınız dedi. Böyle baka kalmışım polisin suratına. Ve sepete bak, sahiden ufak böyle ufak şekerlerden böyle bir sepet şeker. Resmen şöyle içinden bir avuç aldım. Çok teşekkür ediyorum dedim. Ve yan tarafa attım. Ve o an kendimden de korktum. Nasıl bir şey bu dedim. Yani yolda bir polisin size şeker tutacağı hiç aklınıza gelir mi? Böyle bir şey oldu. Daha buna benzer bir sürü olaylar oldu. İleriki zamanlarda anlatacağım. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.